Derken, A milli Kadın Voleybol Takımımız, Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun 2023 Voleybol Milletler Ligi'nde ülkemize tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı. Bu zor günlerde yüzümüzü güldürdü. Bizlere büyük bir gurur yaşatan filenin sultanlarını yürekten kutluyoruz. Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantı sürüyor. Toplantımızın gündeminde hükümetin akıl dışı, irrasyonel politikalarının ve seçime ardından gelen seçim ekonomisinin seçimden sonra milletimizin sırtına yüklediği yükler çıkardığı fatura vardı. Hükümetin kendi hatalarının faturasını ücretlilere dar ve sabit gelirlilere kesen acamasız politikalarını gelir dağılımını daha da bozan, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan, sürdürülemez bir biçimde gelir ve servet dağılımını daha da bozan bu uygulamalara karşı nasıl mücadele edileceğini de toplantımızda ele aldık. Değerli basın mensupları, hafta sonunda AK Parti'nin bir dönem koalisyon ortağı olan ve yine AK Parti genel başkanının ne isterlerse verdiğini söylediği Fethullah Gülen terör örgütünün hain darbe girişiminin 7. yıl dönümüydü. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde demokrasimize ve milletimize kasteden hain terör örgütünü Buradan bir kere daha lanetliyoruz. O gece devleti sokaktan toplayan, demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyoruz. Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimini Allah'ın bir lütfu olarak görmüştü. Nevi şahsına münhasır tek kişilik bir rejimi de ülkemize bunu ülkemize dayatmak için kullandı. Aradan 7 yıl geçti. FETÖ'nün bankasından baklavacısına kadar her ayağına operasyon yapıldı. FETÖ borsaları kuruldu. Milyonlar, milyarlar kasalara aktarıldı. Hükümet şehit aileleri ve gaziler için toplanan paralara dahi el koydu ama FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını ben reddetmem diyen Erdoğan örgütün siyasi ayağını hala bir türlü bulamadı. Hükümet bunca insanımızın hayatına mal olan bu ihanetten ders almamakta da ısrarcı görünüyor. Dün yine kendileri bu ülkeyi yönetemedikleri için yüzlerce yurttaşımızın şehit, binlerce yurttaşımızın gazi olmasına sebep olanlar bugün de yine devlet yönetiminde yeni cemaat ve tarikat getolarının oluşmasına, tarikat ve cemaat holdinglerinin kurulmasına göz yumuyorlar. Biz buradan bir kere daha uyarıyoruz. Bu yeni rüşvet, iltimas, kayırmacılık düzenine son verin. Bir defa daha büyük acılara sebep olmayın. Değerli basın mensupları, AK Parti ve onun genel başkanı Erdoğan getirdiği ucube rejimle hukuk devletini bitirdi. Küresel piyasalardan uygun şartlarda para bulma imkanını da böyle yaparak yitirdi. Erdoğan daha birkaç yıl önce millete IMF'e geldi. 5 milyar dolar borç istedi, verin gitsin dedim, hikayeleri anlatıyordu. Tabi bu hikaye hiçbir zaman gerçek olmadı. Şimdi Erdoğan ve şürekası bir dönem meydanlarda darbe yapmakla, darbe destekçisi olmakla suçladıkları körfez şeyhlerinin, prenslerinin kapısını aşındırıyorlar. El etek köpüyorlar. Hükümetin kalan itibarında yerle bir ediyorlar. Bu kepazeliği de milyarlarca dolarlık yatırım diye milletimize pazarlamaya kalkıyorlar. Ama ortada güvenilir bir ekonomik program olmayınca Körfez ülkeleri geri al, paralarını geri alamayacakları endişesiyle talep edilen borcu vermiyor. Biz buradan bir kere daha uyaralım. İkili ilişkiler kullanılarak alınacak borcun bedeli faiz değil tavizdir. Borç alan emir alır. Erdoğan da bugün Körfez'e emir almaya gidiyor. Hükümet seçimden önce akıl dışı politikalarla ekonomiyi batırdı, hayat pahalılığını azdırdı, ülkede dövizi kuruttu. Seçim öncesinde oy uğruna ekonomide ne kaldıysa sonuna kadar kullandı, tüm tuşlara bastı. Seçim bitti. Şimdi seçim öncesinde göz boyamak için ücretliye, dar gelirliye çay kaşığıyla verdiklerini devalüasyonla, vergilerle ve insafsız, acımasız zalim zamlarla yani kepçeyle geri almaya başladı. Erdoğan'ın kazanın dibini nasıl deldiğini bugün açıklanan Haziran ayı bütçe verileri de ortaya koyuyor. Yılın ilk altı ayında milletten toplanan vergiler önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artmış. 1 trilyon 602 milyar lira olmuş. Aynı dönemde faize ödenen para ise <gülüyor großes> önceki yıla göre ikiye katlanmış. 275 milyar 243 milyon lira olmuş. Yine zenginin mevduatına döviz garantisi anlamına gelen, hazineye tek kuruş yük getirmeyecek dedikleri kur korumalı mevduat için milletin kesesinden, hazinesinden ödenen para tamı tamına 25 milyar lira. Bu ödemeler şimdi torba yasayla bütçeden alınıp Merkez Bankası'nın sırtına yıkılıyor. Sadece Haziran ayında 20 milyar liradan fazla para milletin cebinden alınmış, dolar cinsinden garantili hesap sahiplerinin cebine konmuş. Oysa Haziran'da yapılacak ödemenin bunun en az 3 katı olacağı araştırmacılar tarafından tahmin ediliyordu. Hayırdır? Kur korumalı, kur korumalı mevduatın yükünü daha yasa çıkmadan Merkez Bankası'na mı yıktılar? Yine bir kuruş vermeden yapıyoruz dedikleri geçilmeyen yolların, köprülerin, uçulmayan havalimanlarının işleten yandaşlara döviz cinsinden verilen garantiler karşılığında ödenen para 25 milyar 461 milyon lira. İlk 6 ayda toplam harcamalar ise geçen yıla göre %102 artmış. Tüm gelirlerde yani vergi gelirleri de dahil artış ise yüzde 49'da kalmış. Hal böyle olunca da geçen yılın ilk 6 ayında 94 milyar lira fazla veren bütçe bu yılın aynı döneminde 483 milyar lira açık vermiş. Yılın tamamı için öngörülen açığın yüzde 73'ü ilk 6 ayda gerçekleşmiş. Yılın İlk 6 ayında bütçe dengesi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 600 milyar lira bozulmuş. Bu gidişi sürdürmek nereden bakarsanız bakın mümkün değil. Şimdi Erdoğan hatalarının faturasını millete kesmeye başladı. Kamuda hiçbir tasarruf yok. İsraf diz boyu. Bugün sabah bir genelge yayınlandı. Bu nasıl bir tasarruf genelgesidir? Nereden, ne kadar harcamanın, hangi harcamanın ne kadar kesileceği belli değil. Laf olsun, torba dolsun diye tasarruf genelgesi çıkarıyorlar. Millet buradan ne tasarruf edildiğini nereden takip edecek? Öyle gözüküyor ki sarayın itibarından tasarruf etme hiç niyeti yok. Niyet, milletin sırtına dağ gibi zamları yüklemek. Cumhurbaşkanı kararıyla ve torba yasayla Katma değer vergisine ve özel tüketim vergisine, kurumlar vergisine, harçlara zam yaptılar. Arabası, traktörü, taksisi, minibüsü olup bunların bu yıl motorlu tüket motorlu taşıtlar vergisini ödeyen yurttaşlarımıza o geride kaldı. Sen bir vergi daha ödeyeceksin dediler. Yetmedi. Torba yasayla 5 kata kadar arttırdıkları Cumhurbaşkanının özel tüketim vergisini arttırma yetkisini acımasızca kullandılar. Erdoğan 15 Temmuz 2023 tarihinde imzalayıp yayınladığı kararla benzine ve motorine benzine ve motorine tek seferde bir defada 6 lira zam yaptı. Fukara dostu LPG'ye de 4 lira zam geldi. Benzin ve mazot 35 liraya, LPG 15 liraya dayandı. Konutlarda kullanılan doğalgazın ÖTV'si de üçe katlandı. 15 Temmuz gecesi duy, duyulan salalarında 1 litre benzinin 35 lira olduğu ekonominin ve onun altında kalan aziz milletimiz için okunduğunu anlamış olduk. Erdoğan önce devalüasyonun önünü açtı. Sonra KDV oranlarını arttırdı. Üstüne ÖTV'yi bindirdi. Seçim öncesinde 20 lira olan 1 litre benzinin fiyatını 35 liraya 19 lira olan 1 litre mazotun fiyatını 33 liraya çıkarttı. 12 Mayıs'tan bugüne dünyada petrol fiyatları yüzde 8 artmış. Bizdeki pompa fiyatları ise yüzde 73 artmış. Dışarıda fiyat dışarıda da fiyatlar böyle diye bunu açıklamak mümkün değil. Bu zulüm. Seçimden önce Cudi'den, Gabar'dan petrol, Karadeniz'den gaz fışkırıyordu. Bir de buralardan öyle büyük gelirler elde edilecekti ki bu parayla Aile ve Gençlik Bankası'nı kuracaklardı. Ailelere ve gençlere de destek olacaklardı. E ne oldu şimdi? Bu zamlarla milletimize ekmek alamaz hale getirdiniz. Dünyada petrol üreten ülkeler benzinin litresini bir doların altına satıyor. Eğer biz petrol üreten ülkeysek, Bizdeki benzin fiyatları neden dünya ortalamasının üstünde? Bugün benzinin litresine Japon 1 dolar 22 sent. Amerikalı 1 dolar 2 sent veriyor. Okyanusun ötesindeki Avustralyalı 1 dolar 10 sent ödüyor. Bizim kişi başına gelirimiz de, asgari ücretimiz de bu ülkelerin çok altında. Ama biz 1 litre benzine şu son zamlarla 1 dolar 32 sent ödüyoruz. Zammın vatandaşlarımızda yarattığı infial nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yapmak zorunda kaldı. Önce bu zam deprem zararlarını telafi için diyorlar. Onu geçsinler bir kalem. Deprem olalı kaç ay geçti. Samimi olun. Açıklamanın devamı ise tam bir rezalet. Öte ve tutarları maktığı olması hasebiyle enflasyon karşısında erimişmiş. E bu enflasyonun sebebi kim? Dış güçler mi? Operasyon yapanlar mı? Sizsiniz. Siz 2016 yılından bugüne kadar uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen neredeyse hiç vergi artışı yapılmamışmış. Vergi oranı da fiyatta düşükmüş. İnsaf yani siz bunu bir de milletin yüzüne baka baka bir söyleyin bakalım. Bu sabah kontağı nasıl çevireceğini düşünen, ödediği motorlu taşıtlar vergisinin üstüne bir motorlu taşıtlar vergisi daha ödettiğiniz vatandaş, taksici, minibüsçü, kamyoncu size ne diyecek bir görün bakalım. Oğluna traktörü tarlada bırak da gel diyen, dün akşam benimle telefonda konuşan çiftçi size ne söyleyecek bir bakın bakalım. Değerli basın mensupları, emeklilerden sonra Erdoğan'ın ekonomik soykırımından araç sahipleri de nasibini aldı. Ama bundan tüm milletimiz de payını alacak. Akaryakıt fiyatındaki bu artış iğneden ipliğe her şeye zam olarak geri milletimize geri dönecek. Kilosuna 9 lira 25 kuruş vereceğim dediğiniz buğdayı toprak mahsulleri ofisi almadığı için 6 liraya tüccara satan çiftçi bu mazot fiyatlarıyla tarlasına giremezse önümüzdeki yıl ekmeğin somununu 10 liraya bile alamayız. Şimdi akaryakıt fiyatı arttı. Kamyoncu zam yapacak. Hal esnafı örtüsüydü, poşetiydi deyip zam yapacak. Bunların hepsi meyve sebze fiyatlarının üstüne binecek. Ancak bu fiyat artışları çiftçiye yaramayacak. Bu ne biçim ekonomi politikasıysa, başta kiraz olmak üzere pek çok meyve şu anda dalında kaldı. Ama pazarda markette bakarsanız fiyatlar uçmaya devam ediyor. Sonunda yaz zamanı 40 liraya domates mi olur? 18 liraya patates, 19 liraya soğan mı olur diye şikayet ettiğimiz günleri mumla arayacağız. Bu zamların dar gelirler üzerindeki yükünü bir nebze hafifletmek için... Eskişehir, Büyükşehir, Belediye Başkanımızın sesine kulak verin. En azından zammın toplu taşıma ücretlerine yansımaması için belediyelere akaryakıtı vergisiz verin. Vatandaşın infiali arşı kaplayınca AK Parti kadroları da yine bildik. Biz yapmadık, onlar yaptı. Birileri yaptı tiyatrosuna, oyununa döndü bir AK Parti Merkez Yönetim Kurulu üyesi, Merkez Yürütme Kurulu üyesi 15 Temmuz salaları okunurken yapılan bu zam kirli bir operasyon dedi. Yani milleti aptal yerine koymak bundan başka nedir? Hayrola kim kime karşı operasyon yapıyor? Peki şu elimdeki ne? Bu Cumhurbaşkanı kararı değil mi? Karar sayısı 7390. Karar tarihi 15 Temmuz 2023. Resmi Gazete tarihi 16 Temmuz 2023. Ne yazıyor burada? ÖTV Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği listede yer alan mallar üzerindeki ÖTV yeniden belirlenmiştir. Peki altında kimin imzası var? Recep Tayyip Erdoğan yazıyor burada. Cumhurbaşkanı da yazıyor altında. Ekinde zamların listesi var. Şimdi 15 Temmuz için okutulan salaların arkasına saklanarak operasyonu yapanın bizzat Erdoğan olduğu ayan beyan ortada. Bunun altında kapı gibi imzası var. Millete operasyon yapan, bu millete hayat pahalılığı altında acımadan ezen, kendi hatalarının bedelini bu millete ödeten, başta Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan genel başkanınız olmak üzere sizsiniz, siz. Bir de aynı AK Parti MKYK üyesi bu zamlara sebebiyet verenin derhal görevden alınması gerektiğini söylemiş. E iyi söylemiş. Şimdi zamlara sebep olanın genel başkanınız olduğu ortada. Zam kararının altında onun imzası var. Yüreğiniz yetiyorsa açık açık genel başkanınızın istifasını isteyin de bir görelim. Yok eğer genel başkanınız bu kararı bana birileri imzalattı. Allah beni affetsin diyorsa o zaman çıkacak bu kararı imzalatan kimdir? Hangi gerekçeyle bu kararı kendisine imzalatmıştır? Açıklayacak. Kimse bu kirli zam operasyonunu cami avlusuna bırakıp kaçmaya kalkmasın. Bu zulmün nesebi sahihtir. Anası da babası da Erdoğandır. Değerli basın mensupları, bu hükümet ya ne söylediğini ya da ne yaptığını bilmiyor. Ya da her zamanki gibi takiye yapıyor. Bir tarafta birinci önceliğimiz enflasyon diyeceksin. Diğer taraftan üst üste yaptığın zamlarla deli dumrul misali saldığın vergilerle, fransız devalüasyonlarla enflasyonu azdırıp vatandaşın elindekini, avucundakini alacaksın. Bakın ben senelerce devlette çalıştım bugüne kadar para ve maliye politikalar arasında böyle büyük bir uyumsuzluk ve milletimize böyle büyük bir zulüm, böyle bir adaletsizlik yapıldığını hiç görmedim. Faizi ne kadar arttırırsanız arttırın. Yılın ikinci yarısında artık bu topraklarda çok daha yakıcı bir zam fırtınasının esmesi kaçınılmaz. Faiz silahını ikide bir de boşa sıkıp duruyorsunuz. Bunun faturası ağır bir durgunluk olacak. Yabancı yatırımcılar şimdiden raporlarında <laughs> yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 55'in üzerine çektiler bile. Bir anda ekonomimizin çok ciddi sorunları var. Ama Erdoğan ve şürekasının derdi bunlara adil çözümler bulmak değil. Seçime kadar ekonomiyi bir şekilde idare etmek ve seçimlerden sonra da radikal bir programı yaparlarsa uygulamaya çalışmak. Şimdi üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı içinde gelir dağılımının en adaletsiz olduğu üç ülkeden biriyiz. Artan enflasyon ve hükümetin plansız, programsız, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan politikaları bu gelir dağılımı adaletsizliğini körükledikçe körüklüyor. 2022 itibariyle Türkiye'de en zengin yüzde %20'lik kesim toplam gelirin yarısını almaya başladı. Bu mevcut seride rekor yüksek enflasyonla zenginle yoksul arasındaki gelir farkı da hızla açılıyor. Emeğin milli gelirden aldığı pay 2017'den bu yana bir puan düşmüş. Yoksulluk sınırının 33.750 lira olduğu ülkemizde, Çalışanların yarısından fazlası 11.402 liralık asgari ücret ya da civarında bir ücret alarak hayata tutunmaya çalışıyor. Dört kişilik bir ailede ana baba asgari ücrete çalışsa aileyi yoksulluk sınırının üstüne çıkaramıyor. İnsanlarımız yaşamıyor. İşi olan evden işe, işte eve gidip geliyor. İşi olmayan milyonlarca genç ailesinin eline bakıyor. Yurt dışına kaçıp kurtulma hayalleri kuruyor. İnsanlar beslenemiyor. Masasına iki günde bir bir kap et yemeği koyamıyor. Ekmekle, makarnayla karnının gurultusunu bastırıyor. Çocuklarıyla sinemaya gitmek, bir köfte ekmek yemek artık hayal oldu. Ev sahipleriyle kiracılar silahla çatışıyor. Öbür taraftan depremin yaraları hala sarılma, sarılmadı. Deprem sedelerin önemli bir bölümü, Yazın sıcağında hala çadırlarda kalıyor. Bir de Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yerleştirilenler var. Okulların açılma zamanı yaklaşırken depremzedeleri Kredi Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarından çıkartmak için baskıların başladığı haberleri gelmeye başladı. Depremzedelere dilekçe imzalatılıp kendi istekleriyle yurttan çıkıyorlarmış izlenimini vermeye çalışıyorlarmış. Bir başka yerde depremzedelerin kira yardımlarını yurtta kaldıkları süre boyunca kesmişler. Bir de üstüne buradan çıkın, ya kira yardımı alın ya da konteynere gidin demişler. Ev yapmak yerine evin maliyetinin dörtte birini verip depremzedeleri başlarından atmaya çalışıyorlar. Bütün bu sıkıntılar devam ederken meclis tatile girdi. Erdoğan'ın seçim öncesinde verdiği birçok söz havada kaldı. Seçimden önce esnafın emeklilik prim gün sayısını düşüreceklerdi, yapmadılar. Meclis açılır açılmaz taşeronun işçi sorununu çözmeye söz verdiler, unuttular. 3600 ek göstergede birinci dereceye gelenler için meclis açılır açılmaz düzenleme sözü verdiler, onu da tutmadılar. Akademisyen maaşlarının arttırılmasından, vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesine kadar pek çok düzenleme beklenirken meclisi kapatıp gittiler. Ondan sonra da ertesi gün zamları yaptılar. Milletin vekilleri bu zulmü, ekonomik soykurumu konuşmasın, milletin hakkını savunmasın diye meclisi tatile soktular. ÖTV artışlarını yapmadan önce. Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda Cumhuriyet Halk Partisi grubumuzun meclisi bu konuda olağanüstü toplantıya çağırması kararını aldık. Türkiye'de mutfaklar yangın yerine dönmüşken, vatandaşlarımız büyük sıkıntı içindeyken, millet iradesinin tecelli Türkiye Büyük Millet Meclisi tatil yapamaz. Vatandaşlarımız hem kendilerini acilen rahatlatacak düzenlemeler, hem de ekonomideki sorunlara çözüm bekliyor. Ferahlamak istiyor enflasyonu düşürecek bir programı bekliyor. Bunlar yapılmadıkça sosyal huzursuzluklar da hızla artıyor. Aslında yapılacak belli. Ama hükümet bir türlü bunu yapmıyor, aslında yapamıyor. Sonuçta ortada. Bu sonucu görmek için sadece bugünün ekonomi başlıklarına bir bakmak yeterli. Dolarda, avroda, gram altında üçlü rekor. Bütçede tarihi açık. Temmuz enflasyonunda rekor beklentisi. Kredi faizleri tam gaz. Kısa vadeli dış borçta yeni rekor. Bunları, bu sorunları çözecek bir vizyonları da yok, kadroları da yok. Biz ekonominin düzelmesi için önce adaletin tesisi gerekir diyoruz. Bunlar anayasaya aykırı torba yasaları çıkarmaya devam ediyorlar seçilmiş milletvekillerini gözaltında tutuyorlar, tutuklu tutuklu olarak hapislerde tutuyorlar, suç uydurup gazetecileri cezaevine tıkıyorlar. Biz Türkiye'nin rekabet gücünü arttıracak reformlara acilen ihtiyacı var diyoruz. Bunlar reform falan yapmıyor. Bir tek bildikleri zam. Biz Türkiye iş gücünü küresel arenada yarışabilecek şekilde yetiştirmeli diyoruz. Çağın gereği yetenekleri Yetenekleri bizim evlatlarımız kazanmalıdır diyoruz. Bunlar eğitim eğitime ideolojik prangalar takmaya uğraşıyorlar. Biz büyüme herkesi kucaklamalı diyoruz. Bunlar zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan politikaları uyguluyorlar. Biz ekonomide alınacak önlemlerin, önlemlerin yükünün adil dağılacağına milleti ikna etmezseniz bu işi yürütemezsiniz diyoruz. Bunlar seçim beyannamelerinde söz vermelerine rağmen Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplayıp istişare etmek noktasına bir türlü gelemiyorlar. Kendi kafalarına göre önlem uygulamaya kalkıyorlar. Biz ekonomi politikaları çevresel sürdürülebilirliği de gözetmeli. Bunun yanında maliye ve para politikaları da uyumlu olmalı diyoruz. Bunlar çevreyi katletmeye devam ediyor. Maliye politikasıyla para politikası arasında uyum muyum sağlamaya hiç yeltenmiyorlar. Türkiye'nin bu işleri yapacak ehil kadrolara ihtiyacı var diyoruz biz. Bunlar kadro diye bir tek görevden aldığı eski bakanı, Amerika'dan ithal Merkez Bankası başkanını vitrine koyup işlerin düzeleceğini dışarıdan borç bulabileceklerini sanıyorlar. Hükümet bugüne kadar yaptığı hataların 2018 seçimleri öncesinde buharlaştırılan 128 milyar doların yine bu seçimden önce har vurup harman savurdukları 199 milyar doların Hesabını millete vermedikçe, kur korumalı mevduatın maliyetinden deprem harcamalarına, Rusya'nın almayı ertelediği doğalgaz borcundan TÜİK'in makyajlı büyüme enflasyon işsizlik verilerinin inceletilmesine kadar güveni sarsan ne varsa hepsini araştırmalı ve açıklamalıdır. Sonuçları da açıklamalıdır. Ancak bu yapılırsa milletimiz artık oyunun kurallarının değiştiğine inanır ve hükümetin politikalarına uyum sağlar, uyum sağlamaya bakar. Yine güveni sağlamak için sağlam çapaları olan, takvimi belli, istikrarı, yapısal değişimi hedefleyen, uyumun yükünü adaletle paylaştıran, toplumun geniş kesimlerinin üzerinde mutabakata vardığı bir program uygulanmadıkça bu sıkıntılardan çıkılamaz. Ağızlarıyla kuşla tutsalar bu ekonomi dikiş tutmaz. Milletin sırtındaki yük her gün hafiflemez, her gün daha ağırlaşır. Ama bu hükümet bundan hiçbirinde yapamaz. Değerli basın mensupları, bunca zam, bunca vergi artışı Erdoğan'ın ekonomiyi nasıl enkaz haline getirdiğini milletimizin gözleri önüne sermiştir. Önümüzde yerel seçimler var. 2019'da yerel seçimleri kazandık. Bu sefer milletimizle birlikte çok daha iyisini yapacağız. Önceki seçimde alamadığımız belediyeleri de alacağız. Bunun için çalışıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen bazı sorular oldu. O sorulardan ilki Telebir tarafından yönlendirildi. Telebir'in sorusu şöyle. Basında yer alan haberlere göre yerel seçimlerde Adana, Mersin, Manisa gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu bazı illerde aday çıkarılmayarak İyi Parti adaylarının desteklenebileceğine dair görüşlerin yer aldığı ve iki partinin de bu duruma sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu haber doğru mu? Konuya ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı? Bunların tamamı hayal mahsulu ve uydurma. Yani bu haberi yazanların yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımızın yardımcımıza bunu doğrulatması doğru olurdu. Efendim ATV ve Hürriyet tarafından yönlendirilen bir ortak soru var. O soru da şöyle. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Üç Bakanlık ve MİT Müsteşarlığı ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gizli protokol yaptıklarını iddia etti. Bu iddia hakkında sizin görüşünüz ya da değerlendirmeniz nedir? Yani Zafer Partisi ile partimiz arasında kamuoyuna açıklanan bir protokol imzalanmıştı. Ayrıca iki genel başkan arasında yapılan bir protokol daha vardı. Her iki protokolde de üç bakanlık ve MİT müsteşarlığına dair bir düzenleme, bir madde yer almamaktadır. Efendim CNN Türk tarafından yönlendirilen bir soru var. CNN Türk'ün sorusu da şöyle. Motorlu taşıtlar vergisi görüşmelerinde çok sayıda muhalefet milletvekilinin katılmaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüşmelere katılmayan vekillerin sayısının katılanlardan fazla olmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? MYK'da bu konu gündeme geldi mi? Biz ta işin başından bu motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğimizi ifade etmiştik. Milletvekillerimizin bir kısmının sahada görevli olmasına rağmen genel kurula oldukça yüksek bir oranda katılımda sağladık. Motorlu taşıtlar vergisi konusunda sorumluluğumuzu anayasadan kaynaklanan hakkımız çerçevesinde anayasa mahkemesine giderek de yerine getireceğiz. Fox TV tarafından yönlendirilen bazı sorular var efendim. İlk soru şöyle. Körfez turuna çıkan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan hareketinden önce yaptığı açıklamada bu ülkelerin Türkiye'den belli varlıkları satın alma durumları da olacak. BOTAŞ'ı satıyorlar diye bir şey yok. Biz neyin satılacağını, neyin satılmayacağını çok iyi biliriz dedi. Siz bu açıklamaya nasıl bir yorum yaparsınız? Bu açıklama öncelikle Erdoğan'ın körfeze teslim olmaya gittiğinin itirafıdır, ikrarıdır. Neyin satılıp satılmayacağını gerçekten de o bilir. Atamızdan, dedemizden kalan son gümüşleri varlık fonunda topladı. Tek bir imzalarıyla neyin satılacağına, neyin satılmayacağına da o karar verecek. Körfez'den borç bulabilmek için bu ülkenin elde kalan nesi var nesi yok satmaya, ülkeyi körfez şehirlerine, krallarına, prenslerine peşkeş çekmeye hazır olduğunu daha uçak binmeden onlara duyurması da gerçekten son derece üzücüdür. Efendim Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan <laughs> yine bugün Suriye ile görüşme konusunda kapının açık olduğunu hatta Beşer Esat ile görüşmeye de kapalı olmadığını söyledi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Ben, ben bu açıklamayı dinledim. Erdoğan tükürdüğünü yalama alışkanlığını sürdürüyor. Bu arada şunu da duydum. Soruya yanıt verirken işe Esat diye başladı. Esed diye bitirdi. Bu artık gelecek günlerde neler olacağının e, habercisi. Bunu da not ettik. Efendim, Var mı başka soru? Evet. E, biraz önce konuşmanızda meclisi olan toplantıya çağırma kararı aldığınızı ifade ettiniz. Bu e, kararda altılı diğer partilerle toplu hareket etme durumu var mı? Yoksa sadece CHP grubu olarak mı yapacaksınız? Basında Sayın Karamollaoğlu ve Davutoğlu'nun bu zamlarla ilgili e, liderleri aradığı ve Birlikte hareket etme noktasında bir arayış olduğu belirtildi. Tabii ki e, grup yönetimimiz e, diğer grup yönetimleriyle de bu konuyu görüşecekler.